Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden yine dersimize devam ediyoruz. Geçen hafta dersimizde din, din anlayışı, din anlayışının ortaya çıkış sebepleri üzerine konuşmuştuk. Bugün ise İslam düşüncesinde yorum biçimlerini konuşacağız. Öncelikle mezhep kavramını bir öğrenelim. Çünkü çok geçecek bu dersimiz boyunca. <laughs> Mezhep kelimesi sözlükte gitmek, takip etmek, gidilecek yol gibi anlamlara gelir. Peki terim anlamı olarak nedir? Terim anlamı olarak ise kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip itikadi veya ameli düşünce sistemi demektir. Bakın kendi içinde tutarlı olacak ve itikadi ya da ameli bir düşünceye sahip olacak. Bu iki şartımız var. İslam tarihinde e, <laughs> tarih boyunca çeşitli dini yorum biçimleri ortaya çıkmıştır. Şimdi biz bunları ana hatlarıyla ele aldığımızda 3 gruba ayıracağız. Birincisi gördüğünüz gibi inançla ilgili yorumlar. İkincisi fıkhi yorumlar ve üçüncüsü de tasavvufi yorumlar. Biz bugün sadece inançla ilgili yorumlara bakacağız. Mezhep kelimesinin anlamını öğrendiğimize göre inançla ilgili yorumlara geçebiliriz. İnanç demek çocuklar aynı zamanda itikat anlamına da geliyor. Bakın biz bunu inançla ilgili yorumları soru bankalarımızda veya Farklı yerlerde, kitaplarda falan itikadi mezhepler ya da itikadi yorumlar şeklinde de görebiliriz. İnanç dediğimiz zaman eminim aklınızda bir şeyler şekillenmeye başlamıştır şimdiden. Mesela imanın şartları dediğimizde ya da İslam inanç esasları dediğimizde hemen ne gelir aklımıza? Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere, kitaplarına iman değil mi? Ahiret gününe iman, kader kazaya iman şeklinde bu alt maddeyi sayarız. Peki hepsinin sonunda biz iman, iman diyoruz ya da itikat diyoruz da bu inanç ya da itikat kelimeleri ne anlama geliyor? Buna da bir bakalım hemen. İtikad kelimesi belli bir e, felsefe ekolünün, dinin ya da düşüncenin inanç esaslarına, yani prensiplerine, temel ilkelerine verilen isimdir. Bu işte Hristiyanlıkta Üçlü Teslis inancı olur. Hinduizm'de e, her şeyi onu bunu put saymak olur. Bizim dinimize de baktığımızda iman esasları olur. Yani 6 tane saydığımız iman esasları olur. Tabii ki bu iman esasları bir paket programdır. Hatırlayın biz her birinci ünite her yıl birinci üniteye başladığımızda yani birinci ünitelerimiz inanç, ikinci ünitelerimiz ibadet ünitesi şeklinde böyle ben size açıklama yapıyorum her sene. İşte bakın inanç ünitelerine başlarken de ta 5'ten itibaren böyle sistemli bir şekilde ayrılmış ki iman esaslarının her biri bir e, okul yılında görülsün, öğrenilsin diye. İkişer ikişer de alındığı oluyor, tek alındığı da oluyor. İşte peygamberlere, ilahi kitaplara iman beraber alınıyor. Melek ve ahiret inancı bu sene gördük sizlerle beraber alınıyor. Seneye kader ve kazaya imanı göreceğiz. Bakın çocuklar bunlar bize... Kur'an-ı Kerim'de bir tane surenin içinde hazır vaziyette verilmiyor. Bunlar seneler süren işte ilmi araştırmalar neticesinde ortaya konuyor. Daha önce de konuşmuştuk din anlayışı nasıl ortaya çıkıyor diye. İşte farklı kültürlerin kültürlerle karşılaşılmasıyla ki bu da nasıl oluyordu genişleyen İslam topraklarıyla oluyordu. Ve bazı bir takım işte kitapların eserlerin Arapçaya çevrilmesi özellikle felsefi eserlerin hangi felsefi eserler işte e, Yunanca mesela Hint kültürü veya e, Fars kültürüyle alakalı eserlerin Arapçaya çevrilmesiyle bazılarında kafalar karışmaya başlamış. İşte Peygamber Efendimiz zamanında bakın böyle bir şey yoktu değil mi? tek merciydi. Peygamber Efendimiz kafası karışan geliyordu Peygamber Efendimize soruyordu ve onun cevabıyla da ikna oluyordu. Ama zaman ilerledikçe, kültürler değiştikçe ve araya fitne fesat düşünen bazı insanlar da girdikçe bu durum değişmeye başlıyor. Ve artık özellikle Emevi Abbasi dönemleri zaman dönemlerinde insanlar dinle alakalı özellikle de inançla alakalı bir takım konularda farklılıklar göstermeye başlıyorlar. Ne gibi mesela? İşte akılcılığın ön plana çıktığını görüyoruz felsefe sayesinde. Çünkü insanlar işte mesela melekleri imanla ilgili veya ahirete imanla ilgili ya da en çok inanç meselelerinde büyük yükün tutan Allah'a iman, Allah'ın sıfatları ve özellikleriyle ilgili ya da işte kader konusuyla ilgili en insanların oturtamadıkları konular bakın bunlar o dönemlerde işte bütün bunlarla alakalı felsefe kitaplarından da okudukça kafalar karışıyor akılcılık biraz daha ön plana çıkarıyor çıkıyor bir de bazı insanlar özellikle bunu kullanıyorlar. Aklı ön plana çıkarıyorlar ki bu tür çok fazla mezhep var. Vahyi bir tarafa bırakıp sünneti bir tarafa bırakıp da tamamen akılla insanlara bir şeyler anlatmaya çıkaran da bir grup var. İşte bir Cebriye mezhebine bakalım mesela. Cebriye mezhebi der ki insan kader karşısında rüzgarın önündeki yaprak gibidir der. Yani kaderi onu nereye savurursa oraya gider der. Ve insanın iradesini tamamen reddeder. Buna karşılık da kaderiye diye bir mezhep var. Bu da der ki kesinlikle insan tam bir irade sahibi. Her ne yapıyorsa bu iradesiyle yapıyor der. Bu da kaderi reddeder. İşte İslam alimleri çıkan sorunları göz önünde bulundurarak demişler ki bizim bu durumu el atmamız gerekli. Ne yapacağız? Biz dinin itikatla ilgili esaslarını hem akılla hem de nakille yani vahiy ile temellendirip sistemli bir hale getireceğiz. İşte biz bu ekole de inançla ilgili yorumlar ya da itikadi mezhepler adını vereceğiz. Ve bununla ilgili halka açık